Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, Ankara'da yaptığı basın açıklamasıyla 2022 yılı asgari ücret talebini net 5200 lira olarak açıkladı. Gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı, gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücret net 5200 lira olmalıdır diyoruz. Bütün ücretlere 1000 liralık iyileştirme yapılmalıdır. En düşük emekli aylığının da en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi temel taleplerimiz içerisindedir. Bugün Türkiye'de işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından, emeğiyle geçinen herkes açısından yaşanan ekonomik kriz ve pandeminin etkisiyle daha da ağırlaşan tabloyla birlikte geçim derdi temel gündem, temel mesele haline geldi. DİSK asgari ücret talebini belirlerken gerçek enflasyon verilerini dikkate aldı. En azından diyoruz bir hanede iki kişi çalıştığında o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir gelir girebilsin. Burada özellikle altını çizdiğimiz asgari ücretin net ödenmesi, tümüyle vergi dışı bırakılması, kesinti yükün hazineden karşılanması ve en az net 5200 lira diyoruz. Yılbaşında aldığınız ücreti yıl sonunda alamıyorsunuz. Yani yılbaşında zaten memnun olmadığınız ücret yıl sonunda daha büyük bir memnuniyetsizlikle sizin karşınıza çıkıyor. Yani neresinden bakarsanız vergi düzeninde, ücret düzeninde büyük bir adaletsizlik var. İşçi örgütleri asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ederken devlet kaynaklarını sermayeye aktaran siyasi iktidar ise kaynak yok diyor. Türkiye'de bu işler için kaynak yok lafı nereden kaynak bulalım? Çok büyük ağır yüktür, kamburdur lafı doğru değil. Çünkü işverenlere yapılan teşviklere baktığımızda bize ödenmesini talep ettiğimizin kat ve kat üzerindeki rakamlar işverenlere zaten veriliyor. Hakkımızı istiyoruz fakat istemekle olacak gibi değil. Sokaklara çıkmamız lazım. Demokratik haklarımızı grev ve genel grev dahil olmak üzere kullanabildiğimiz zaman, bu birliği sağladığımız zaman biz bu haklarımızı mutlaka alırız.